Şimdi gelelim dış politika meselesine İsveç ve Finlandiya. İsveç'teki provokatif eylemler o rezil eylemler. E, dün Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Özellikle NATO'ya üyelikleri konusunda İsveç'in ve Finlandiya'nın ayrı iki ülke olarak NATO'ya katılımlarının değerlendirebileceğini söyledi ki bugün de Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu düzenlediği bir basın toplantısında benzer açıklamayı yaptı. Ne dersin artık iki ülkenin NATO'ya üyeliği Türkiye açısından farklı farklı mı değerlendirilecek? Evet bunu konuşmuştuk hatırlarsın. Böyle bir planı olabilir Türkiye'nin diye konuşuluyordu bu diplomasi çevrelerinde. Böyle bir farklı plan var. Ama Türkiye bu planı yapıyor Gülden. Yani bu plana NATO izin verir mi vermez mi? Şimdi gerçekçi olmak lazım. NATO bunu bir paket halinde değerlendirmek istiyor. Halen de bu değerlendirmesinden geri adım atmış değil. Biraz da yani tırnak içinde söyleyeyim yine kurnazca bir adım. Çünkü İsveç ve Finlandiya'yı aynı paket içinde değerlendirerek bunun stratejik anlamda NATO'nun genişlemesi ve Rusya'ya karşı mücadelede önemli bir adım olduğunu dile getiriyorlar. Ama Türkiye'de diyor ki Finlandiya ile bizim çok fazla bir sorunumuz yok. Finlandiya'yı paketten ayıralım ve bu şekilde Türkiye'nin de objektif kriterleri olduğunu ortaya çıkaralım. Ben şunu söylemek istiyorum. Seçim düzlemine kadar NATO konusunda bir adım atılmayabilir. E, İsveç ve Finlandiya diye diretilirse. Ama seçimden sonrası için Türkiye'nin İsveç konusunda da bence mutabakat sağlayacağını düşünüyorum. Şu an bir duygusal ortam söz konusu. Ama Türkiye'nin Finlandiya'yı e, ayırma hamlesi stratejik ama NATO'nun iznine bağlı. Onu da gözden kaçırmamamız lazım Gülden.